Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne? Şimdi ona bakacağız. Değişim çağrılarına kulak tıkayan, dünkü grup toplantısına salondakilerin alkış tufanı arasında giren, kürsüdeki hanımefendinin milyonların umudu, gençlerin demokrat amcası diye tanıttığı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında sanki seçimler hiç yapılmamış gibi, sanki şimdiye kadar bunca şey söylenmemiş gibi bir konuşma yapması Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden eleştiri oklarının ucunun biraz daha efendim sivrileştiğini gösterdi. Ve buna rağmen altılı masa değil 16'lı masa kurarım diyerek koltuğunda oturmakta kararlı görülen Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği de yine merak konusu. Acaba daha önce çok konuşulan, çok tartışılan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na destek veren Trabzon Kli'nin bu noktada ne yapacağı merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Trabzon Kli çok konuşuluyor. Ancak Trabzon Kli'nin belki de en büyük efendim e, mücadele kaynağı Tunceli kliği. Tunceli kliği peki kimlerden oluşuyor? Tunceli kliği de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden müteşekkil. Peki bütün bu koltuk mücadelesi içerisinde başka isimler neler yapıyor neler söylüyor? Örneğin Özgür Özel. Genel başkanlığa adaylığını dillendirmeye başladığı anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği sözleriyle efendim bir karşılık buldu. Peki Özgür Özel bu çıkışı neden yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu bunu neden söyledi? Çok merak edildi, çok tartışıldı. Geçtiğimiz hafta 5. gün programında hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bir iddia ortaya attı. CHP Tavşan aday seçebilir dedi. Peki Tavşan adaya ne ihtiyaç var? Tavşan aday derken de belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu devredip daha sonra işte o tavşan aday diye ifade edilen e, kimseye koltuğu bir müddet bırakıp ondan sonra belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu değişikliğine e, cevaz verebileceği söyleniyor. Bu da iddialar arasında. Bilmiyoruz doğru mu değil mi diye. Bu noktada Gökhan Günaydın ismi mesela çok konuşuldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde Gökhan Günaydın'ın isminin geçtiği biliniyor. Aynı zamanda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bu noktada ismi dolaşıyor. Peki bir belediye başkanı olmasına rağmen neden Alper Taşdelen ismi öne çıkıyor? Daha önce e, Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde bu iki ismin konuşulduğunu duymuştuk. Ancak baktığımızda Gökhan Günaydın isminin Ekrem İmamoğlu ismine yakın olduğunu görüyoruz. Peki diğer isimler? Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğunda ismi geçen diğer isimler ne yapıyor? Örneğin Gürsel Tekin'den ses çıkmıyor. Gürsel Bey daha önce Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu bırakırsa ben aday olabilirim demişti. Ancak Ondan sonraki süreçte Gürsel Tekin'in herhangi bir açıklaması, bu konuda herhangi bir yorumu görülmedi. Ve şu aralar sessizliğe bürünen bir başka isim Muharrem İnce. Daha önce yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, ...yenmiş de yenmiş diyerek kameraların karşısına geçip... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli seçim kaybetmesi nedeniyle... ...kendisini yoğun şekilde eleştiren Muharrem İnce... ...en son Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesinin ardından... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yarışında e, sessizliğini korumaya devam ediyor. Peki bütün bu yaşananlara eski CHP'liler... Yani 9 Eylül Kli diye adlandırılan Hikmet Genç'in burada e, efendim kulağını çınlatmak gerekiyor. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç 9 Eylül Kli'nin olduğunu söylemişti. Peki kimdir o 9 Eylül Kli'yi? Eski CHP'liler diye tanınıyorlar. Babadan CHP'liler var ya hani şu kemik CHP'liler var ya hani Atatürkçü kimliğiyle öne çıkan ulusalcı kimliğiyle öne çıkan CHP'liler var ya. İşte onlar. Önder Savların, Kemal Anadolların, Yılmaz Ateşlerin ve başını Mehmet Sevigen'in çektiği eski CHP'liler diye adlandırılan o babadan CHP'liler, kemik CHP'liler ekibi acaba bu süreçte ne yapacak? Peki bütün bu koltuk mücadelesinden acaba Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı mı çıkacak? ya da başka başka bazı partiler mi çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu 81 ilin il başkanını topladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir toplantı yapıldı. O toplantıdan sonra e, il başkanlarının yüzlerine yansıyan ifadeler içeride neler konuşulduğuna dair bir fikir veriyordu. Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse o nasıllı masa kuracağım. CHP seçim ezimeti şokundan çıkamıyor. A takımını değiştirmek Kılıçdaroğlu üzerindeki artık bırak baskısını azaltmadı. Değişimden yanayız kesinlikle. Valla 16 değil 26 olabilir. Değişim çağrıları gölgesinde 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı. Buluşmayı basına kapattı. Biz seçimi kazanacağımıza %100 angaja olmuştuk. Ee, tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. 81 il başkanının neredeyse tamamı toplantı için CHP genel merkezine geldi. Gözler ise İmamoğlu'nun köklü değişim çağrısına destek veren il başkanlarındaydı. Ancak il başkanları kararlı geldi genel merkeze. Değişim şart mesajları verdiler. Onlardan biri de Rize il başkanı Tahsin Kanbur'du. Bu ilden de gerekirse ilden ...genel merkezden ise değişimden biz de yanarız. Çok gibi değişimden yanarız. CHP lideri yetkisini kullanıp muhalif il başkanlarını görevden alacak mı... ...veyahut önümüzdeki süreçte istifalar yaşanacak mı? İşte bu sorular gün boyu CHP genel merkezinde yanıt aradı. Seçim hezimetinin başarı olarak gösterilmesi de il başkanlarını rahatsız etti. Biz de bu değişimin önüne açılmasını ve bu değişimle birlikte partimizin tekrar iktidar yolunda hızlı yürümesini sağlamak temel amacımız bu bizlerin. Değişim yapılırken herkese harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yana olması lazım. Karaman İl Başkanı Ayşegül Yıldız tepeden tırnağa değişim istedi. Örgütümüzün en alt tabakasından en üste kadar değişimden yanayız. İl başkanları kamuoyu önünde devam eden koltuk kavgasından da rahatsız. Hedefte Ekrem İmamoğlu var. Yani tek başına bir belediye başkanı sadece Ekrem Bey değil yani herhangi bir belediye başkanının da tek başına herhalde bu değişimi gerçekleştirmeye şansı yok. Hedefimiz iktidar olmaktı, ülkeyi yönetmekti. Başaramadık. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum. Kazanamadık. %50'nin altındayız. Kılıçdaroğlu il başkanlarından destek istedi. İmamoğlu'nun aday olması halinde İstanbul'u kaybedecekleri endişesini iletti. E peki bunca değişim ifadesi kullanılırken acaba değişim neyi ifade ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim neyi ifade ediyor? Ona göz atmak lazım. Yani değişim sadece il başkanlarının ya da Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği gibi koltuk değişimi mi? Sadece bu mu olacak? Yani koltuk değiştiği zaman, koltukta oturan kişi değiştiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tamamlanmış mı olacak? Örneğin bir il başkanı hanımefendi ne dedi? Biz dedi tepeden tırnağa değişim istiyoruz. Bilmiyorum acaba kendisinde mi kastetti? Tepeden tırnağa derken. Ya da ondan bir önceki röportajda bir başka il başkanı şöyle diyordu. Değişim olsun ama zarar vermesin. Yani ee, bazıları değişsin ama hani bizim koltuklarda zarar görmesin gibi bir anlam mı çıkarmak lazım? Bilemiyoruz. Neyse. Biz vatandaşlar olarak onu bunu bilmeyiz. Biz siyasetten hizmet bekleriz. Acaba hani diyoruz ki değişim dendiğinde Cumhuriyet Halk Partisinde bu değişim koltuk ekseninde tartışılmak yerine zihniyet ekseninde de biraz tartışılsa mı acaba? Hani mesela şu değişim dendiği zaman şu kafalar biraz değişse mi acaba? Sadece bir soru olarak ortaya koyuyoruz. Faydalı bir soru, yapıcı bir soru olarak ortaya koyuyoruz. Hani artık insanların diniyle, inancıyla, yaşayışıyla artık Atatürkçülük maskesi altında uğraşılmasa mı acaba? Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim dendiği zaman böyle bir fikirsel, zihinsel bir değişim de mi olsa? Hani değişim dendiği zaman vatandaşın meseleleriyle ilgilenilse mi acaba? Deprem olmuş, Devlet depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Altılı masada kim aday olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Tartışması yaşanıyor. Acaba değişim derken acaba bunu da mı düşünseler? Ya da işte ekonomi deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bir sürü başlık var. Türkiye gibi bir ülkenin bir sürü başlığı var. Acaba bu başlıklarla biraz daha ilgili mi olunsa koltuk mücadelesi yerine? Acaba değişim derken Hani şu meşhur ifade var ya yerli milli. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı kimselerin ne anladığı da mı sorgulansa? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.